Ama kasada para varsa, yani son Tüpraş sponsorluğuyla beraber, hı hı. oradan e, o giderler karşılanır. Yani ödeme olarak bir problemle karşılaşmaz oyuncu. Evet. Şimdi başka oyuncularla ilgili başka sorunlara da geçelim. Şimdi başkan gecikince yeni teknik direktör de gecikiyor. Şimdi Ümraniye'de acaba bir disiplinsizlik var mı yok mu? Bugün ile ilgili bir haber paylaştı Serdar Sarıda. Bayağı bir gündem oldu. O, onunla ilgili detayları istersen paylaşalım çünkü sosyal medyada e, galiba bir ya tartışma o, yaşandı. o şöyle hani kendi e, video platformu, dijital video platformunda oradaki hesabında e, yaptığım yayında söyledim. Ay yani dedim ki aslında teknik olarak isteksiz tavırlardan dolayı Burak Yılmaz Rebic'i antrenmandan kovdu. Ama kovdu demeyelim. Ee, gönderdi demek daha doğru. Çünkü kadro dışı değil, bir şey değil. Maç kadrosunu alır. Ama bazen, i̇lk kadrodaydı bugün. Evet, i̇lk yani 11 değil ama kadrodaydı. Bazen hocalar böyle bakar oyuncuya. isteksiz görür. Aynen şöyle Türkçesi şudur. Ya oğlum madem istemiyorsun git yat dinlen bari. İçeride çalış istiyorsa kafana göre diye gönderirler. Şenol Hoca Rozier'i de böyle gönderdiğinde Kovdu diye söylendi ama gazete başlıkları bunu kovdu diye yazabilir. Oradan çıktı. Bugün oynatmadı. Yani bak kimler oynadı? Heh. Yakup Ardaya yani. gelelim. Gezal sakatlandıktan Tabii. sonra Yakup Ardayı alıyorsa, Rebiçi sokmuyorsa, Raşit sayı Şimdi sağ tarafa Gezzal alıp sakatlandı. demek ki problem var. Bak Gezal sakatlandı. Ne oluyor? Gezal sağ değil mi? Hı hı. İlk 11'de Rashit var mı? Var. Sağa kaydırır mısın? Kaydır. Milan'dan gelen Rebic'i koyar mısın normal şartlarda? Koyar. Onu koymadığı gibi değişiklikler yok. Evet hiç oynatmadı. Bu da hocanın ona mesajı. Demek da. ki böyle bir şey yaşanmış. Şimdi Burak Hoca teknik direktörün yapması gerekeni yaptı. Yani Burak Hoca orayı idare edemiyor falan diye. Aynısını Şenol Hoca da yaşadı. Rebic'le ilgili. Bel ağrıyor, o ağrıyor, bu ağrıyor, şu ağrıyor. Peki, Aynısını, Abu Bakar'daki durum görüşü. ne? O da O kesin gerçek ya. Yani hepsi doğru. Yani çünkü çok soran da var, evet, seyirci doğru, doğru. sormuş. Ha, bu Abu arada Bakar... ligin iki takımla dizayn edilmeye çalışıldığı konusundaki iddialarla ilgili fikrinizi merak ediyorum. Siz de program paylaşımının altına yazarsanız sevgili seyirciler, ikisteki program paylaşımının altında sizin de fikrinizi e, merak ediyorum. Bu arada kim gol kralı olur? Ceko mu, Icardi mi? Birazdan tartışacağız. Diğerleri mi? Onu da e, X'te program paylaşımının altına yazarsanız seviniriz. Devam edelim. Serdar Sarıdağ bitmiş miydi? Senin tamam doğru haber diyorlar. Maş günü niye yazıyorsun bunu? Diyorlar. Hmm. Ben de diyorum ki haftalardır o 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşındaki çocukların gözlerinden yaşlar akıyor. Bir tane futbolcu sahada reaksiyon göstermiyor. Bir tane futbolcu ya biz ne yapıyoruz demiyor. Neymiş? Rab için durumunu niye maç günü yazıyorsun? Maç günü yazacaksın. Hatta maçta oynarken yazacaksın söyleyeceksin. <laughs> bu nedir ya? Ya hiç mi utanmıyorsun? O çocuklar ağlıyor. Fotoğraflarını görüyorsunuz sosyal medyalarda. Ekranlarda görüyorsunuz. Ya hiç mi demiyorsunuz ya bu çocuklar niye ağlıyor diye. E profesyonel kontrat. Ben bugün kulüpten biriyle konuştum. Dedi ki bazı oyuncular işte şöyle böyle. Ya nasıl bu kadar tepkisizler dedim. Ya niye böyle reaksiyon göstermiyorlar? Ya oğlum dedi bana. Yaşıtım. Bunlar dedi zevk kuşağı dedi. Bunlar dedi kontratı sağlamlaştırır. Aidiyet duyguları yoktur. Dedim bak bu zevk kuşağı futbolculardan bir gün taraftar Z raporu olur. Sokağa çıkamazlar. Burası da Türkiye buranın taraftarını böyle şey taraftar zannetmiyorsun çekirdek yiyen taraftar zannetmiyorsun. Burada adama bir reaksiyon göster. Al yönetim gitti. Fatih Terim gitti. Sergen Yalçın gitti. 3 maç. Ya. Bak 3 maç. Ferdinand'ı yokuş yukarı koşturan bir taraftardan bahsediyorum ben. Öyle Z, Z kuşağı falan. Z kuşağı ne ya? Genç adamlar dersin. Geçersin. Ya yeni nesil böyle. Yok böyle bir şey abi. Yapay zeka mı bunlar? Robot mu bunlar? İnsansın ya duyguların yok mu? Rap için niye yamaç günü yazıyorsun? Yazarım. Ayrıca. yaşındaki çocuk ağlıyorsa söylerim yazarım. Serdar Sarıdağ bu bir. İkincisi haber beklemez. Bunu da gazeteci, televizyoncu olmayan bilmez. Haberi, yani haberi aldığınız an vereceksiniz. Yoksa ya bak, gitti, gitti Tabii geçmiş. ki baş günleri böyle hani olumsuz şeyler ya. yazılmaz. Tabii bizde eskiden büyüklerse ulan yazma. Yarın gazetenin önüne gelirler. Bırak adamlar coştuğunda yaşasın. Doğru ama Beşiktaş'ta öyle bir durum yok. Beşiktaş'ın böyle Rebiç'i rehabilite edecek bir kulüp değil Beşiktaş. Beşiktaş'ta Gezal'ı iki senedir beklemez Beşiktaş. Hadi Gezal. Ne olur oyna Gezal. Beşiktaş böyle bir kulüp değil ya. Çık çık <laughs> Sakat mısın? Sakat sakat bu adama niye kontrolat uzattın? Adam. Yalvardı Erdal torun olur ya. Bırakın Galatasaray'ı alsın. Ellerinde patlasın dedi ya. Gidiyordu Galatasaray'a. Efendim taraftar ne der? E taraftarı transfer komitesinin içine sokmayacaksın. O dönemki taraftar tepkisini göğüslemek bunu, de bayağı zor olurdu işte. herhalde. Bunu işte bunu anlatacaksın. Bak bu iletişimi, bu PR'ı, bu halkla ilişkileri sağlayacaksın. Peki. Tribünleri yönetim yönetmedi. Hayır bir de... Bu Doğru bir şekilde bu Serdar bu sene yönetim kendi içinde de sıkıntılar oldu. E tabi canım. Hangi oyuncuydu o? Daha oyuncu otele gitmeden sağlık raporu sızdı. E, ee, Lianko. Aa, Lianco sağlık raporu niye sızdı size söyleyeyim mi? Yani yönetimden Burası birileri Eziyalı istemediği stoper. için sızdı. Lianko'nun yani. sağlık raporunun sızdığı gün Amartey imza parasından vazgeçti. Hmm. Lianko transferi engelleyen adam Amartey'dir. Onu alma beni al. Tamam imza parası istemiyorum. Daha ucuza olduğu için böyle bir operasyon oldu o zaman. O oyuncuyu Acun Ulucan'ın övdüğü futbolcunun adı neydi? Aston Villa'dan aldıtır Unuttum ismini. Ha, evet kanat oyuncusu uçuyor dedi. Bir oyuncu evet. aldım uçuyor dedi. Daha ben önce de aldım, o oyuncu daha önce Beştaş'ta anlaştı. Bon servisi 3,5 milyon euro. Oyuncunda yıllı 8 milyon euro. İyiymiş. Fena değil yani. Ee, Niye olmadı? Bilmiyorum. Yani bunlar enteresan haberler. Bak, yani. transfer sürecini görüyorsun değil mi? Evet. Bunlar... Ya bu, burada Sayın Başkan'a bir şey demiyorum. Kulüpte futbol haklı olmazsa menajer haklı olur. Ama Cem Kazancı önemli bir isim ya. Öyle demeyelim. Bak futbol aklı olmazsa kulüpte menajer haklı olur. Jaden Florish'in miydi? Ya öyle bir e onun ismini bir seferde Caden. söyleyen adama yemek ısmarladı. <laughs> <yani. gülüyor> bir bakayım kimmiş. Ama Hulstey'e giden kanat oyuncusunu Beşiktaş'a alıyordu. Hacun çok güzel söyledi. ya yani Diksiyonu evet. fazla düzgün bir şekilde söyledi. Üç, kalmadı ama. buçuk milyon euro. Bon servis 800 bin euro da tabii. maaş. 800 bin euro buraya gelen yabancılar için uygun bir rakam aslında. Kemiksiz alıyorsa. Sen uygun tabii. 800 bin euro. Şu İngiltere'de alsan parayı 1.600. yüz. aşağı gelen çok yok yani. 1600 yüz İngiltere'de alsan. Tabii de vergisi var yani. Peki Ozan zaman Beşiktaş'ı yavaş yavaş toplarken şunu da soracağım. Ee, Salih ve Cenk kontratları uzatılmayan, işte biraz böyle küskün olduğu söylenen oyuncular ama bugün Beşiktaş'ın gollerini atan oyuncular. Hala o formayı hakkıyla ıslatmaya devam ediyor. Bir de bizim Turgut Vidin'in abimiz de soruyor. Bu Abubakar ve Sabek, Rozier zehirlendiler mi acaba dedi diye soruyor. Herhalde Norveç seyahatinde belki de vücut direnci düştü diye. Ha. Öyle bir durum da var. Hani besin zehirlenmesi gibi. O da şanssızlık.